size ilgili bir çalışmalar yapalım diye düşünüyorum. Kısmet bugüne. Yarın da Muzaffer Günü olduğu için öncelikle onların gününü kutluyorum. Buraya geldiklerini size çok teşekkür ediyorum. Ben bile biliyorsunuz biz 11 yıldır Engeller Derneği olarak Dilim'de faaliyetler gösteriyoruz. Sizlerle birlikte bir sıkıntı olduğu zaman zaten bize ileterek biz de kendi elimizden geldiğince bu çalışmaları yürüttük. Tabii bunlar ne kadar başarılı, ne kadar şeyler yapabilir onu bilemiyoruz. Ama yaptığımız bu kadar işlerden sonra gördük ki biz ne kadar bir şeyler yapalım, eksikler daha çoğalıyor. Daha sürekli farklı talepler çıkıyor diye. Biz Dilim'de zaten böyle bir, geçen sene biliyorsun çok güzel festivaller oldu. Bununla ilgili 3 tane sloganımız var bizim Dilim'le ilgili. Festivaller şehri, sanatın ve kültürün başkenti, bir de engelsiz kendi Dilim düşünüyoruz diye böyle bir söylemimiz var. Umarım yönetimler olaya duyarlı kalıp en başta engellilerle ilgili olan mahalledeki yollardaki işte binalardaki ulaşım sıkıntılarını giderler. Bunlar yıllar önce Mimarlar Odası'yla bir çalışma yapmıştık. Yine okullar arası. Mimarlar Odası 2. katı. Biz engellerimizi yaka paça böyle yine tekerlek sandalye oraya çıkarmıştık. Mimarlara şöyle bir şey demiştik. Bundan sonra yapacağınız proje çalışmalarında bir katta dahi olsa bunu düşün. Yani artık asansörsüz bir bina olmasın. Bu 2 katta, 3 katta olsa da ne zaman ne olacak belli olacak. Bu vesileyle böyle bir araya gelelim dedik. Biz muhtarları, yani çocukluğumuzda ilk köyde doğduk. İlk zaten muhtarı tanıyoruz. Muhtar bizim orada bir cumhurbaşkanı gibidir. Öyle çünkü saygı görüyorum muhtarlar eskiden. Tabii şimdi ne kadar muhtarlarımıza değer veriyor, ne kadar sorunları giderdiği bilmiyoruz ama biz şunu biliyoruz ki mahallelerimizde her zaman muhtarsız sorun çözülmez. Muhtarlar işin içine alınmadan sorunları hiçbiri çözülmez. Neden kızıyorum? Bazen biz kendimiz, kendi bölümümüzle ilgili, engellerle ilgili muhtarlarımızla bundan sonra daha sık birlikte bir yere gelip hem mahalledeki engellerimizi tespitinde hem onların sorunlarında bir arada çalışmak istiyoruz. Bu iki kavramın amacı tamamen hem günümüzü kutlamakken yeni seçildik bu arada. Biz 2 hafta oldu yönetimiz. Genel kurul yaptık. Hayırlı olsun. Genel kurulumuzda da arkadaşlarımızla yeni yönetim oluşturduk. Hem yönetimle bir araya gelmek, hem sizlerle bir araya gelmek, hem de böyle bir gününüzü kutlamak amacındayım. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya geliriz. Biz kendi sorunlarımızı size aktaran, mahalledeki işte bizi ilgilendiren bölüm, engel bölümlerini sizden birlikte bir iş birliği yapalım. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.